24 ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Bu akşam programımızda Türk-Yunan ilişkilerini değerlendireceğiz. Çünkü biliyorsunuz son Sayın Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir araya gelişi aslında Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralanıyor mu soru işaretini, sorusunun cevabını aradığı önemli görüşmelerdi. Biliyorsunuz Türk-Yunan ilişkilerinin özellikle Birinci Dünya Savaşı, daha sonra milli mücadele ama Atatürk ve Venizelos dönemiyle beraber başlayan bir kompartıman siyaset anlayışı var. Ve her ne kadar Türk-Yunan ilişkilerinin temelinde Adalar Denizi, her ne kadar Karasuları meselesi, her ne kadar Kıbrıs meselesi olsa da bir şekilde Türkiye ile Yunanistan arasında belli bir oksijen, belli bir uzlaşma zemininde ulaşabildiğini biliyoruz. Fakat şunu görmemiz lazım ki Türk-Yunan dostluğunu istemeyen de çok önemli bir kesim var. Çünkü iki komşu ülkenin bir araya gelmesi, özellikle Akdeniz dediğimiz bu kadim coğrafyadaki birleşimin, birlikteliğin, bir ekonomik anlayışın ortaya çıkması, siyasi birlikteliği ortaya çıkaracak ve belki de Türkiye'nin daha sonra Hazar coğrafyasındaki son dönem Ermenistan'la Türkiye-Azerbaycan üçgeninde gelişen ve Kafkasya siyasetinin de dönem dönem ısındığını göz önünde bulundurursak, Türkiye'nin tıpkı Atatürk döneminde olduğu gibi belki daha fazlasını gösterebileceği çok stratejik bir manevra alanı ortaya çıkacak. Dolayısıyla bugün son Sayın Miçotakis ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine istinaden yeni bir dönem, yeni bir kompartıman siyaseti anlayışı ortaya çıkabilir mi? Veya işte çözülemeyen, hep kronik sorun olarak adlandırdığımız o buzdolabından sürekli çıkartılarak ısıtılıp ısıtılıp önümüze getirilen meseleler artık daim olarak çözülebilir mi? Bu soruların cevabını gerçekten Türkiye'de Türk-Yunan ilişkileri deyince Yunan siyasetini çok çok iyi bilen, ülkemizdeki çok değerli akademisyenlerden olan Profesör Doktor Enis Tulç hocamıza değerlendireceğiz. Şimdi hocamı ben davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgiyi arz etmek isterim. Çünkü bu noktada son görüşmelerin bilhassa Yunan medyasında yer verilmesi ve Yunan medyasında tabii Şahin kanadı da bu anlamda tabii değerlendirmek lazım ama olumlu havanın biraz daha fazla hissedilir olduğunu belki söyleyebiliriz. Şimdi resimde görmüş olduğumuz, yani başlığımız şu tabii, onu öncelikle söyleyeyim. Türk-Yunan ilişkilerinde üretken normallik dönemi başlayabilir mi? Bu aslında biraz da ihtiyatlı bir politika olarak da belki değerlendirilir ama bu zaten başlığın içerisindeki üretken normallik cümlesini şimdi biraz sonra söyleyeceğim Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerepetridis'in cümlelerinin arasında göreceğiz. Ne diyor bu önemli görüşmeden sonra, Sayın Cumhurbaşkanı ile Miçotakis arasındaki görüşmeden sonra Yunan Dışişleri Bakanı, görüşmelerden sonra Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde ve müzakerelerinde yeni bir sürece geçiyoruz. Bu süreç normallik temelinde, Miçotakis'in dediği gibi üretken bir normallik. Şimdi burada aslında Yunanistan, biliyorsunuz sonuçta Türkiye'nin gücünü herkes biliyor. Türkiye'nin Yunanistan ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı maksimal provokatif politikalarının olayı nereye getirip getiremeyeceğini onlar da çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla Yunanistan'ın Türkiye'ye ne kadar çok işbirliği yaparsa aslında siyaseten ve tabii ki sosyolojik olarak da toplumsal olarak da daha rahat edebileceğini de biliyorlar. Ama tabii bu işin çok çetrefilli başka yönleri de var. Bunu da tabii Sayın Hocamızla biraz da değerlendireceğiz. Şimdi baktığımızda kıymetli izleyenlerimiz, özellikle bizim ve tabii tarihte de her zaman için çok kadim bir coğrafya olan, önemli ticari geçiş güzergahlarından biri olan ve yarı kapalı özelliğiyle özel bir deniz olan Türk-Yunan tarafının Adalar Denizi'nde bir araya getirecek olan ortak irade nasıl gösterilecek? Zaten mesele bu. Lozan dengesi, karasuları meselesi ve adilane eşit bir şekilde Adalar Denizi'ndeki paylaşımın gerçekleşmesiyle zaten sorunların büyük bir kısmı ortadan kalkacak ve daha sonraki aşamalara geçilecek. Yunanistan'ın Deniz Parkı projesi Adalar Denizi tarafındaki uluslararası suları işgal etme olasılığını doğuruyor. Bunu kıymetli hocamıza soracağız çünkü bu Adalar Denizi'ndeki Deniz Parkı meselesi İyon Denizi'nde ilgilendiriyor biliyorsunuz. Bir taraftan Adalar Denizi'nde ilgilendiriyor. Ve Yunanistan acaba burada biraz fırsatçı mı davranacak? Yoksa gerçekten iklim değişikliği gibi, deniz kirliliği gibi meselelerin halli için mi böyle bir Deniz Parkı projesi olacak? Bunu da tabii değerlendirmemiz gerekecek. Biraz sonra işte altta da söylemiş olduğumuz gibi münasır ekonomik bölgesini genişletmek için bir bahane olarak kullanıp kullanılmayacağını, aslında bu Deniz Parkı projesinin içerisinde olup olmayacağını da anlayacağız tabii yakın bir zamanda. Yunanistan, İsrail'in demir kubbesi gibi bir hava savunma sistemi istediğini belirtti. Bu acaba Türkiye'ye karşı mı olacak? Evet, biliyorsunuz Yunanistan içerisinde bilhassa Dendias'ın ve onun tabii ki
onun kesimini destekleyenlerin de bu anlamda Türkiye sürekli bize saldıracak, Türkiye'nin elinde şöyle silahlar var, Türkiye'ye F-16 vermeyin, Türkiye F-35 vermeyin gibi sürekli provokatif lobiler yapmaya devam ediyorlar. Ve son olarak da İsrail'in biliyorsunuz bir demir kubbesi var, hava savunma sistemi. Aynı demir kubbe gibi bize de verin. Çünkü Türkiye bize saldıracak, eninde sonunda saldıracak gibi böyle provokatif, sürekli bu düşmanlığı beslemek isteyen bir kesim de var. Bunu da tabii göz ardı edemeyiz. Yunanistan, Türkiye'ye karşı temkinli saldırganlıktan temkinli iyimserliğe doğru dönüşüyor mu? Temkinli saldırganlık, temkinli iyimserlik. Hep bir temkin var. Bu anlamda tabii o devletler arası ilişkiler tabii ki o temkin olacak ama Türk-Yunan ilişkilerindeki bu temkin birçok fırsatı da maalesef kaçırmamıza sebebiyet verebiliyor. Ama bu dönüşüm, bu iyimserlik dönüşümün tabii ümit ediyoruz ki kırmızı çizgilerimizden ki asla geri adım atmadan Yunanistan ve Türkiye arası ilişkilerin bölgeye daha çok barış ve refah getirmesi için tabii ki bir şeyler yapılması gerekiyor. Şimdi çok kıymetli Profesör Doktor Enis Tulç hocamızla beraber bu konulara derinlemesine analiz etmeye başlıyoruz. Evet, çok kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Enis Tulç hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş geldim, hoş buldum Furkan hocam, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık hocam. Hocam tabii Türk-Yunan ilişkileri deyince akla gelen en önemli isimlerdensiniz hocam. Bu işin hem sahasını biliyorsunuz hem masasını biliyorsunuz ve birçok program yaptık sizinle ve gündem olan gerçekten başlıklar oldu. Çünkü sizin hem dışişlerinde yapmış olduğunuz görev zamanında hem akademik olarak ve hala da temaslarınız devam ediyor. Ve o anlamda değerlendirmeniz çok çok önemli. Çünkü Kıbrıs meselesi, efendim Adalar Denizi meselesi, karasuları, yani aslında Yunan-Türk siyaset dediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya kadar, Avrupa Birliği'ne kadar aslında birçok aşamayı içeriyor. Tabii her zaman barış diyoruz ki Atatürk ve Venizelos dönemini hep örnek veriyoruz bu anlamda. Ve hocam şöyle başlayalım isterseniz. Bu pozitif gündem aslında nasıl oluştu? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Atina ziyareti, bir Atina zaptı imzalandı biliyorsunuz, bir mutabakat imzalandı. Çok yönlü işbirliklerinden, ekonomik ilişkilerden bahsediliyor ve şu an iade ziyaret gerçekleşti. Hocam böyle genel olarak başlayalım isterseniz. Bu pozitif gündem sizce nasıl oluştu Türkiye-Yunanistan arasında? Şimdi kendi iç dinamikleri var tabii Yunanistan açısından. Dış etkenler de var bunda. Bir kere 2020'yi, 2021'i hatırlayın yaz aylarını. Yunanistan'ın adeta bir Türkiye'ye karşı savaş bile açabilme yol haritasında kendisini cesaretli bir şekilde görmesi, Fransa'nın desteği vesaire. Bir kere askeri açıdan zannediyorum ki Türk savunma sanayisinin bu müthiş sıçraması, ilerlemesi, kendileri her ne kadar hava kuvvetlerinde dengeyi lehlerine çevirmek için bir takım alımlar yapıyorsa da hiçbir üretimleri yok. Buna mukabil Türkiye'nin İHA ve SİHA gelişmesinden bir kere tedirgin oldular. Kesinlikle. Birinci şey o. İkincisi tabii ekonomik durum. Yani Yunanistan aslında işte 2010'larda iflas ettiğini beyan edip 2013-14'lerde biraz kendini toparlamaya başlamış ama hala ciddi şekilde yurt sıkıntı dışına tabii borcu olan bir ülke. Üçüncüsü bugünkü sizin de programlarınızda çok değindiğiniz çok başlı bu dünyanın çok kutuplu tablosu ve coğrafyamızın özellikle kuzeyde Ukrayna, Rusya, Avrupa Birliği'nden dolayı Yunanistan bazı şeylere angaje olmak durumunda bu meselede Rusya'yı kötü bir şekilde karşısına aldı son 2-3 yıldır. Aşağıda Gazze trajedisi başladı, oradaki durum vesaire ve bütün bunlar tabii bir de benim bildiğim kadarıyla yani bunu her iki taraftan teyit edebildim hem Türk ve hem Yunan tarafından 7 Aralık'tan önce ama 7 Ekim'den sonra yani Gazze başladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'a dedi ki Türkiye ile konuş, Türkiye ile diyalog yapın. Neden dedi hocam? Size? Yani bunu ben burada dillendiriyorsam emin bir şekilde bildiğim için dillendiriyorum. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz yani buna Yunanistan'ın ne reaksiyon vereceği önemliydi. Amerika'nın söyleminden çok tabii o da çok önemli. Ama biliyorsunuz 20'ye yakın üs
bütün askeri boyuttaki işbirliğinin anahtarlarını adeta ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim etmiş bir Yunanistan. Böyle bir çarep, tağlı, tavsiye ne dersek buna Amerika Birleşik Devletleri gibi aynı ülkeden geldiği zaman pek hareket alanı belki de olamadı ve bu diyaloga ve bu arada tabii geçen sene seçim oldu. Sayın Yerapatridis Dışişleri Bakanı oldu. Sayın Dendias'a göre çok daha yumuşak, uslugu olan, daha makul bir söylem siyaseti içinde olan bir bakan, bir siyasi. Ve Sayın Mitsotakis de ben hep söylüyorum aslında başbakan olarak bütün Yunan siyasi tarihinde babası da biraz öyleydi tabii Konstantin Mitsotakis. Venizelos'un ailesinden geldikleri için Türk-Yunan meselelerine son kertede hiçbir zaman çatışma olmadan. Çünkü iki grup insan görüş var Yunanistan'da. Türkiye ile yeri geldiğinde her şeyi göze alıp çatışmalıyız. Bir diğer grupta ki başbakan bunların içinde ordumuzu güçlendirmeye devam edelim ama Türkiye ile diyalog kopmasın hiçbir zaman. Bu da Mitsotakis'in yol haritasına yani bu düşüncesine uyan bir tabloydu. Türk tarafı zaten her zaman diyaloga açık. Zaten işte yıllardır kilitlenmiş sorular Ege ve Kıbrıs ama bizim açımızdan hiçbir zaman maksimalist siyasetler üretilmedi. Kesin. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın siyaset planlamasında Cumhuriyet tarihi yani 1923'ten beri Yunanistan'a karşı bir toprak kazanımı, efendim bir hasmane, işte vesaire saldırı, şu falan böyle bir şey yok. Şimdi burada tabii en önemli unsurlardan biri, son 40 yılı biraz da bozan Yunan medyası, medya. Şimdi bu son yakınlaşmada işte 7 Aralık'tan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk ziyaretinden sonra öncelikle güven arttırıcı önlemler konusunda tekrar konuşulmaya başlanması ki istişare görüşmeler de bunun arkasından gelecektir. Tabii içeride neler konuşuluyor biz bilmiyoruz tabii bu görüşmelerde ama yani dışarıdan takip edebildiğimiz kadarıyla bunun önünde tıpkı 99-2002'de olduğu gibi Türk-Yunan İş Konseyi bizim DEİK nezdindeki Türk-Yunan İş Konseyi son derece aktif bir şekilde iş adamları 3. toplantılarını yaptılar. Sayın Mitsotakis'in ziyaretinden bir gün önce ve bir akademik ve medya forumu. Dörder kişiydik biz. Dört akademisyen, dört medyadan, dört mensup insanımız ve karşı taraftan. Ve burada bence en önemli taraf medya. Yani Yunan medyasıyla Türk medyası şu sırada çok belli başlı önde gelen mesela Sayın Şendir'in çabalarını ben çok takdir ediyorum. Özel Şendir'e Özel Bey'in Bay Arkis'le gidiyorlar, geliyorlar. İşte birer gün önce Katimeneri'de Sayın Cumhurbaşkanı demeç verdi. Sayın Mitsotakis Milliyet'te verdi burada bu yumuşak açıklamaları vesaire. Bunlar önemli. Çünkü medya gerçekten Yunan insanının aklını, kafasını son 40 yılda biraz kötü istikamete kirletti, yönlendirdi. Bizde böyle bir şey yok. Bizde Türkiye'de o medya kimler tarafından yönlendirilir belli hocam. O Atlantik ötesinden geliyor bazı şeylerde biliyorsunuz. Tabii yani bizde Yunanistan'la ilgili önemli bir haber. 8. bir haberdir. Küçük sütundadır. Onlar da bizim manşettir. Sürü manşettir bilirsiniz veya televizyonlarda. Dolayısıyla bir de tabii turizm ve göç konusu. Tabii bu son ikisi belki Yunanistan'ın lehine göre adımlar olarak görülebilir. Göç Yunanistan için büyük sorun bugün. Ama şunu mesela biliyoruz şu sırada eskiden birbirlerini veyahut da o insanları dipçikçileyen Yunan sahil koruması veya Türk sahil korumasıyla bordro şey yapan gemiler yerine şimdi işte bir bot şuradan geliyor siz gördünüz mü biz gördük hangimiz tavır alalım vesaire bu tip konuşmalar artık başlamış sahil güvenlikler arasında. Sonuncusu da tabii turizm. Turizm zaten başladı. Şu sırada zannediyorum Schengen ülkeleri içinde hep işte basından takip ediyoruz bu vize randevularındaki gecikmeler, süreler vesaireler. En yakın Türk vatandaşlarına vize veren Schengen ülkesi en kolay Yunanistan. Şu uygulamadan dolayı. Yani kıta Yunanistan'ını bilmiyorum da kapıdaki bu 5+5 ada 10 ada meselesi uygulaması. Dolayısıyla bu 4-5 başlık altında bu süreç başladı. Şimdi diyebilirsiniz ki bunların çoğunu biz 99'da 2002 arasında yaşadık. Doğru. Ama esas meselelere giremedik o zaman. Yani ne Ege sorununda ilerleme oldu.
Onun da şöyle bir bence ufku var bu seferden. Sayın Mitsotakis hükümeti eğer 3 yıl daha normal süresinde görevine devam edecekse tabii bu 9 Haziran Avrupa seçimlerinde belki bir gerileme olacak yüzdesinde. Yani %40'lardaydı biliyorsunuz. Bir düşme ihtimali olacak deniyor. Yani sağ seçmen veya sol seçmen nasıl olsa hükümeti etkilemiyor bu seçim diye tepki oyunu Mitsotakis'e veya Yeni Demokrasi'ye karşı verebilir deniyor. Ama 3 yılda iktidarda olduğunu düşünelim. Örneğin 99-2002'deki bu istişafi görüşmeler, güven arttırıcı önlemler başlanmıştı 2001-2002'de. 2004'te Yunan hükümeti değişti. Karamanlis başbakan oldu. İlk Dışişleri Bakanı Moliviatis'ti dedi ki ben bütün görüşmeleri sıfırdan başlıyorum dedi. Onlar yok benim için dedi. Hadi her şey sıfırdan başladı. Şimdi böyle bir durum yok. Bizim tarafta da işte seçimler yeni bitti vesaire. Dolayısıyla o başka bir önemli ufuk bence bu haritanın yani bu pozitif gündemin devamı için. Şimdi tabii konuların derinliğine nasıl girilecek? Orada da aslında biraz Yılmaz Papulyas belgesindeki benim hep yayınlarda söylediğim, hep anlatırım, sana da anlatmıştım ki o görüşmede ben o odadaydım. 1988 yılında o metni yazan kişi de bir önceki Ankara'dan emekli olup döndüğü büyükelçileri. O zaman genç bir diplomattı, Lazaristi. O günkü o şeyi yazan Papulyas Yılmaz mutabakatın orada. Daha sonra Ankara'da imzalanmıştı. Orada imzalanamadı çünkü bitemedi metin. Eylül'de Papulyas Ankara'ya gelmişti. Orada Mesut Bey'le imzalamışlardı. Orada işte yol haritasında çözemediklerimizi, anlaşmazlık içinde olduğumuz konuları donduralım, bir köşeye koyalım. Çözebileceklerimizi de ilerleyelim. İşte ama kompartman siyaseti. Ege'de açık işte tablo. Yani Yunan tarafı selektif bakıyor. Kesinlikle. Ben seninle bir tek kıta sahanlığı meselesinde uzlaşamam diyor. Bizim için diğerleri hepsi uzlaşmazlık konusu. Bir paket halinde işte hava sahası, karasuları, adaların siyasetlandırmaları, kurtarma alanları. Şimdi deniz parkı geliyor bir de oraya. Onu da konuşuyoruz hocam. O da önemli. Fırsatçılık mı acaba? Yani burada nasıl bir ayıklama olacak? Yani Yunan tarafı bunu kendi kamuoyuna nasıl anlatacak bu işi eğer bir şekilde bu selektif tablodan çıkmak istiyorsa? Şimdi ben hep söylüyorum, benim şahsi düşüncem bu konunun son durağı her zaman Lahey Adalet Divanı'dır. Yani bir şekilde ki bunu rahmetli İsmail Cem de söylemişti, önermişti. 98 yılında o zaman Pangalos'tu, daha Dışişleri Bakanı Papandreou olmamıştı. İki ülke divana gitsin. Divan süreci 6-7 yıl sürer. 6-7 yıl içinde biz buralarda, bu siyasi pozisyonlarda zaten kalmayız. O süreçte zaten divana başvurduğunuz andan itibaren bir böyle özel alana, kompartmana giriyorsunuz. Karşılıklı şey olmuyor. Siyaseten kopuyor biraz değil mi hocam aslında? Sürtüşmeden kopuyorsunuz. Tabii. Yani bir şekilde 6-7 yıl sonra hukuk kararını veriyor. Ve Andreas Papandreou'nun meşhur sözüdür. Türkiye'ye karşı çok şöven bir başbakandı hatırlarsınız 80'li yıllarda. Evet. Eğer dedi biz Lahey Adalet Divanı'na bir gün gidersek Yunan halkın bilmeli ki Ege bizim hep söylediğimiz Yunan Gölü olmak vasfından geriye dönecektir. Eyvah. Kendileri biliyor aslında Papandreou hocam. Papandreou bunu biliyor tabii. Biliyorlar. Dolayısıyla yanlışı da biliyorlar aslında. Yanlışını da biliyor ama yani son durak Lahey Adalet Divanı olmalı ki bunu Sayın Yerapatridis dillendirdi. Sayın Mitsotakis'in ziyareti öncesi bir radyo konuşmasını yakaladım ben Sky Radyosu'nda. Dedi ki bizim için dedi eğer dedi biz tamamen Türkiye ile bir riski, çatışmayı, bir kazayı önlemek istiyorsak, sıfır riske dönmek istiyorsak biz dedi deniz yetki alanları ve kıta sahanlığı için divana gitmeliyiz Türkiye ile dedi. Şimdi bunu dillendiriyor Yunan tarafı, bu önemli bir şey. Mitsotakis de bunu dillendirdi iki kere. İlk defa 2021'di zannediyorum. Yine geçenlerde. Dolayısıyla bir irade farklılığı var. Ama işte deniz parkı gerçeği de var. Onu da ilan etmeyinden imtina etmiyorlar. Hocam isterseniz ondan biraz bahsedelim. Bu deniz parkı meselesi nedir hocam? Yani bu deniz parkı ismi gibi çok sempatik bir şey mi? Çok sempatik ve yoksa masum bunun arkasında görünmekle bir, birlikte evet. Biliyorsun bizde de Gökçeada'nın Türkiye'ye bakan tarafında iki koyumuz burun arasında ama şöyle bir 1-2 millik mesafe sadece. Kendi karasularımızın içinde bir deniz parkımız var. Bütün bu denizaltı unsurları işte deniz üstü canlıların korunması vesaire falan. Ama tabii
burada Yunanistan biliyorsunuz bir kıta devleti. %83 kıta, %17 adalar. Ama iddiası nedir? Benim adalardan deniz yetki alanım var. Kıta sandığımın boyutları vesaire. Şimdi bu ikilem içinde yine burada da demin söylediğin gibi aslında bilerek bunu savunuyorlar ama yanlış olduğunu da biliyorlar. Benim görebildiğim kadarıyla hukuk karşılarında bu konuda bu bir ara kaldıraç onlar için. Yani batıdan doğuya kadar işte bizim batı tarafı ilgilendirmiyor belki Mitsotakis dediği gibi ama doğuda 12 adalara yaklaşıyor o geniş alan. Zaten öyle bir şey olsa ona Rusya da karşı çıkar herhalde. Tıpkı 12 mile karşı çıktığı gibi yıllar önce komünist Rusya zamanında dair 81-82'de Deniz Hukuku Konferansı imzalandıktan sonra tabii hakkımız var dediği zaman Yunanlılar. Dolayısıyla bu bir beyan ama burada da şöyle bir şey oldu bildiğim kadarıyla bunun alanlarının tayinini ileri bir tarihe bıraktık dedi Yunan siyasileri bundan bir ay önce falan. Yani ilan ettik tamam İyon Denizi'nde ve burada işte Türkiye'den tepki geldi haliyle ama bu tip tasarruflara diyelim Yunan tarafından yapılan tabii her zaman dikkatli bakmak lazım. İki örnek vereyim. Bir tanesi meşhur Fırat'tı. 1952'de iki ülke NATO'ya girdikten sonra bizim tarafın senede 50 bin dolardan biz tasarruf edelim. Bunun idari yetkisini Yunanistan'a bırakalım deyip Midilli'nin o kuzeybatısındaki noktadan Fır hattının bu tarafını, batı tarafını işte Yunanistan'ın kontrolüne vermekte. Yunanistan'ın bunu hep bir hükümranlık alanı işte bak buraya kadar Ege benim şeklinde veya arama kurtarma. Figana kat gemisi i̇şte, karda bindirdiğinde 25 Aralık 95 günü işte oradan Yunan gemisi bizim Bodrum'dan yani. Şeyden Türk sahil koruma çıkıyor. İşte siz niye geldiniz biz niye işte burası bizim alanımız vesaire. Bu tip tasarrufları hep Yunan tarafı bir hükümranlık egemenlik alanı vasfıyla kullanmak, sunmak, lanse etmek uygulamasındadır yıllardır. Dolayısıyla bu deniz parkı meselesi tabii nasıl gelişecek? Bu pozitif gündem içinde o sadece demin söylediğin sempatik ve işte canlılara işte bütün bu yapılması gereken seviyede mi kalacak bir deniz parkı vazifesi fonksiyonu olarak yoksa işte yeni bir hükümranlık şeyi adalar üstünde mi yaratmaya çalışacaklar onu zamanla göreceğiz. Peki hocam mesela bu deniz parkı konusunda bir de İyon Denizi tarafı var. Batı'da evet. Batı'da. Şimdi orada İtalyanlara bu bilgiler veriliyor mu? Mesela biz burada deniz parkını şöyle yapacağız şu sınırlarda. İşte onu orada ilan biraz etmediler daha. İtalya tarafını da ilan etmediler bildiğim kadarıyla. Bu tarafı da ilan etmeliler. Tabii bu taraf ses getirdi. Esas bizim Türkiye'nin şey reaksiyonuyla. Olarak. İşte ikisini herhalde bir tutuyorlar ki yani ilan edilecekse o tarafta bu tarafta. Ama buradan tepki alınca bunu hemen biraz işte seviyesini, desibelini diyelim düşürdüler bu deniz parkı meselesini. Ama bu senenin ben bu pozitif gündemin içinde süratle ilerleyeceğini düşünüyorum. Burada şuna da dikkat etmek lazım. Hem Yunan tarafından hem bizim tarafından. Geçmişte bir tarihimiz var. Bu tarihte kötü hadiseler var. Bu tarihte 1919'da 22 arasında Anadolu'da bizim yaşadıklarımız var. Mezalim var. Kıbrıs'ta 63'te 74 arasında yaşananlar var. Girit var. Girit var. Mora var. Mora var. Bunların hepsi gerçek. Tripoli'ye. Ama bir siyasi irade bütün bunları aşıp tıpkı Atatürk'le Venizelos gibi büyük bir el sıkışmaya, soyunma yoluna giriyorsa bunun da yolunu açık tutmak lazım gibi geliyor kesinlikle bana. Hocam. Zaten yani, uluslararası işler bu değil midir? Devlet burada, arası işler bu değil midir? Burada çok gerilere takılıp çok tabii bunu Yunan tarafının da yapması lazım aynı şekilde. Yunan medyasının da hocam, yapması lazım. Dolayısıyla burada kilit bence Yunan medyasının rolü çok büyük. Bu işin devamındaki sağlıklı ilerlemede ve her iki tarafın siyasi iradelerinin ki görünen o şimdilik işte o basın toplantısındaki sürtüşme hariç Hamas'tan dolayı o ki Hamas ve Türk-Yunan ikili konusu değil. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı bu Gazze trajedisinden dolayı hemen her temasında, ikili temasında, toplantılarda değiniyor tabii ki, tabii o ki. Konuya. Yani sırf Mitsotakis şey değil. Ama orada da iki tarafın zaten pozisyonu belli Rusya-Ukrayna savaşında. Burada da iki tarafın pozisyonu belli ama onu da Dendias gibi yapmadı. Hatırlarsınız 2022 Nisan'ında Sayın Çavuşoğlu'yla basın toplantısında Kıbrıs'ta işgalcisiniz dedi.
Ege'de işte şudur budur Dendias geldiğinde Obas'ın toplantısında. Burada Mitsotakis çok güzel diplomatik bir şekilde kıvırdı. Anlaşamadığımızda anlaşıyoruz dedi o zaman dedi. Ama ateşkes evet hemen dedi. O da önemliydi. Yani bir AB üyesinin başbakanın orada Gazze'de hemen ateşkesi dillendirmesi. Oraya radde çekmek bile çok çok önemli değil mi hocam? O bile önemliydi. Dolayısıyla bu Hamas paragrafı hariç belki bence basın toplantısı da başarılı geçti. Hocam şimdi tabii çok başlık var ama benim aklıma gelen tabii bu kronik bir sorun ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde çözülmesi gereken bir konu. Batı Trakya Türkleri meselesi hocam. Evet. Şimdi bu konuda bir vizyon, bir mutabakat, bir uzlaşı sizce sağlanmış mıdır ya da bir adım atılmış mıdır? Oradaki Türklerin, oradaki Müslümanların, siz çok daha iyi biliyorsunuz o bölgeye yani, gidip geliyorsunuz. Yani orayla ilgili bir gelişme, bir ilerleme olabilmiş midir sizce? Basın toplantısına bakarsanız o konu biraz zayıf kalmış gibi gözüktü. Evet. Çünkü orada da başbakan hala Batı Trakya'daki Müslümanlar dedi. Yani hala bir Türk bir türlü diyemiyorlar. Diyemiyorlar. Onu bir kere Papandreou söyledi biliyorsunuz 97 yılında. Demiş miydi? Kuzey'e bir seyahate gitti bakanken, ya bu insanlar Türk dedi, ne uğraşıyorsunuz dedi, Pomak, Müslüman, Türk ya bunlar dedi. Ertesi gün bizim bir büyük gazetemiz başlık atmıştı, Bravo Yorgo diye. Çünkü ilk defa söylemişti. İçeriden oldu peki hocam, Yunan medyası ne yaptı? Ayağa kalktı ortalık tabii, bir bakan nasıl bunu söyler vesaire, adam bir sürü şey aldı. Aynısı karşısına. Aynı şey ama... Şimdi bugün de orada Sayın Mitsotakis Batı Trakya Türkleri falan öyle bir şeyden bahsetmedi. Doğru, Batı Trakya'daki sıkıntılar hala devam ediyor. Şöyle, Yunanlılar Batı Trakya Türkü'ne 20. asır içinde ve 21. asır işte bu şimdiye kadarki süreçte ya asimile olun ya gidin dediler. Oradaki Türkler ne asimile oldu ne ayrıldı. Yani yaşı, tabii ki nüfusta azalma oldu, göç edenler oldu. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra gençler şimdi batıya gidiyor. Batı Trakya'da gençlik azalıyor. O önemli. Hmm. Türk gençliği. Herkes batıya gidiyor. Yunan pasaportu var. AB pasaportu. Doktorlar gidiyor, çalışıyor. Diğer alanlarda yetişmiş Türk gençleri. 20 sene önce bize Galatasaray'a da gelmişti bir Erasmus öğrencimiz. Yunan öğrencilerin ne Yunancası çok iyiydi. Çünkü tedrisatı engelliyorlar ya, liseler az, Türkçe eğitimde baltalama var, hep kitaplar gelmiyor vesaire. Müfredatta sıkıntılar var. Türkçesi de o kadar iyi değil. Şimdi o aşılmış mesela. Şimdiki gençlerin Yunancası çok iyi. Batı Trakya'da Türkçesi de bir şekilde daha iyi. Yani işte o 99 Papandreou döneminin ürünü. Hmm. Bazı kapıları Yorgos Papandreou açabilmişti. Bazı duvarları yıkabilmişti o zaman. 99-2002'de rahmetli Cem'le beraber. Ama yine tabii kalan sıkıntılar var, devam eden şeyler var. İşte vekil seçilmedeki sıkıntılar, camilerdeki şeyler. Biz hatırlıyorum 2012'de yenilenen Atatürk evini açmaya gitmiştik Sayın Ömer Çelik'le. O zaman ben Kültür Turizm Bakanlığı'ndaydım. Düşünün, Selanik'te bir dernek binasının bodrum katında biz namaz kıldık. Yani cami yoktu, şey yoktu. Orada işte bir öğle vaktiydi, cuma günüydü. Bu hala devam ediyor. İşte şeyde de Atina'daki durumda aynı, bir Arap camii şeyi var. Oraya gidiyor Müslümanlar vesaire. Yani Batı Trakya'daki ilerleme, Yunanlılar işte zamanla buradaki Türkler eriyecek siyasetini belki bir buçuk asırdır yaptı. Devam işte bir asırdır devam ediyorlar. Karşılığında bize de ama buradaki İstanbul durumu da kendileri ayrıldı. Yani biliyorsunuz varlık vergisi. 6-7 Eylül olayları. 63-64, 74 Kıbrıs Barış Harekatı, 12 Eylül. Bu 5 dönem işte buradaki Rumlar ayrıldı. Yani biz burada artık yapamayız, edemeyiz herhalde diye. Sayı çok düştü. Onlar da hep onu söylüyor. Evet. 100 bin kişi vardı. 2000 kişiye düştü diyorlar İstanbul'da Rumları için. Böyle bir tablo var. Evet. Ama önümüzdeki dönemde Batı Trakya içinde gelişmeler bu pozitif gündemin çerçevesinde bunlar olacaktır da diye emin etmemiz lazım. Tabii hocam bir başka önemli kritik konu Kıbrıs meselesi. Yani belki de en kilit çözülmesi gereken, belki Türk-Yunan ilişkilerinin en anahtar sorunu, en kilit sorunu ve altın anahtar diyebiliriz belki de çözülse. Hocam bizim milli davamız, defalarca sizle de konuştuk. Politikamız, hukuki haklarımız, yıllardan beri biz bunu savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz tabii ki. Peki hocam bu pozitif gündemin iki devletli egemen, iki eşit egemen devlet olarak Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve tanıtılması noktasında Yunan tarafının, Rum tarafını yapacağı bir baskı veya oluşturacağı bir
platform olabilir mi? Veya Avrupa Birliği koridorlarında nasıl bir yankı bulur? Çözüme yakınlaşabilir miyiz hocam bu pozitif gündemle beraber Kıbrıs meselesi? Şimdi Kıbrıs meselesi bu pozitif gündemin dışında ama kendi mecrasında devam ediyor tabii. Bayan de Köller'i görevlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri biliyorsunuz 6 aydır görüşmeler yaptı. Kuzeyde, güneyde, STK'larla, Türkiye'ye evet. de geldi. Transmontana gibi olmasın dendi. Vesaire. Ama Kıbrıs meselesinde geçmişte iki tane önemli şeyde bir anlam planı sırasında Rumlar, Papadopoulos Yunanistan'a rağmen hayırcıydı. Tramontana'da ise Yunan Dışişleri Bakanı Kochias baltaladı onu. Yani Anastasiadis'e rağmen orada Yunan tarafı daha negatifti. Şimdi iki devlete tabii onlar karşı. İki devletli çözüme, bir federasyon, işte iki taraflı bir çözüm olsun diyorlar. Yıllardır da söyledikleri Türk tarafına özellikle Papandreou Hoca'nın benimlerinde önce Kıbrıs sorunu çözülsün, sonra Türk-Yunan ilişkileri ilerler, Ege ilerlerdi. Şimdi o pozisyondan düştü Yunanistan, Yunan diplomasisi. Evet. O önemli. Yani Kıbrıs dışarıda, biz Ege'de pozitif gündemde başladık yürümeye. Dolayısıyla burada bence bir kaldıraç veya bir önemli etraf konuda bu hidrokarbon ve petrol yatakları meselesi. Yani o da onun üstüne geldi. Biliyorsunuz 2003'lerde başladı. 2011'de kaynak çıktı. KKTC Türkiye'ye gerekli kendi arasında anlaşmaları yaptı vesaire. Burada belki bence ikincisinden başlayıp yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı da kaç kere bunu ifade ettiler. Bütün bu Tunus'la Libya'nın o burnu, iki Tunus'un bir burnu var kuzeye doğru. Evet. İtalya'nın güneyindeki noktadan doğuya doğru bütün ülkeler. Akdeniz'deki çevre ülkeler, yani buna Suriye de dahil, hepsinin katıldığı KKTC Güney kesimi bir uluslararası konferansta bu oradan başlanırsa belki Kıbrıs sorununa da bunun çözümüne bir katkısı olur diye ben düşünüyorum. Tümden yani deniz yetki alanları, hidrokarbon ve bu petrol meseleleri bir şekilde paylaşım, bir yola paylaşım bir yola bir uluslararası büyük konferansta girerse bu tarafta da pozitif gündem ilerliyor. Bu sefer o Yunanların en başta çözülmesi lazım dediği Kıbrıs sorununda belki arkadan ama bir şekilde bir şeye doğru, yol haritasına doğru girebilir. Ama en zor konu bence Kıbrıs. Şimdi son Rum lideri iktidara gelince, seçilince geçen sene 2023 Şubat'ında ben farklı bir şeyler yapmak istiyorum dedi. Bir şekilde tabii aralarında Sayın Tatar'la da görüşüyorlar. Yani KKTC Güney temasları da devam ediyor. Ama Kıbrıs sorunu bütün bu sorunlar içinde bence en çetrefilli, en zor. Bu sene yarım asırını dolduruyor. Ya, 20 Temmuz 74. 50. yıl. O da bir şekilde tabii ki dediğiniz gibi bütün o sıkıntıları 50. yılı biz şaşalı bir şekilde anmamız lazım. Ama pozitif gündemi de baltalamaması lazım. Yani güneyin de reaksiyonu veya güneyin de anmaları şeyleri olacak tabii. Oraya kadar Temmuz ayına kadar belki nasıl bir ilerleme olur zannediyorum. Yine Temmuz ayında NATO'dan dolayı görüşecek iki sayın lider Mitsotakis ve Sayın Erdoğan 75. yılı evet, NATO'nun bir görüşme daha Eylül'de olacak. Ama fırsat var hocam aslında. Fırsatlar yani var. Fırsatlar var ama demin bahsettiğiniz tanınma çok zor. Yani onu Türk hariciyesi bir türlü şey yapamadı. Hocam aslında vaktimiz de çok azaldı. Bir iki dakikamız var. İngiltere Lordlar Kamarası'nda önemli bir ismi hatırlayamadım şu anda adını. İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında bir şeyler yapılır. Konsolosluk açılmasından bahsediyor. Londra, Lefkoşa direkt evet, hatlardan bahsediyor. Bir ofis açıyordu. Birkaç cümle hocam bununla da ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Tabii İngiltere çok önemli. İngiltere'nin AB'den çıkması da önemli bizim için. Bunun için değil mi? Aslında tabii, bu açıdan. Tabii. Ama İngiltere zaten işte 1960 hala devam ediyor Kıbrıs'ta. Yani evet evet çıksaydı 2004 referandum. 1960 sistemi düşüyordu. Doğru, düşmedi. Doğru. Şimdi devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye, Yunanistan, İngiltere zaten işin içinde. İngiltere çok önemli. İngiltere'nin bir ağırlığı veya bir yöne doğru kendi eski kolonileri olabilir. Şimdi bağımsızdır. Birkaç ülkeyi belki ikna etmesi vesaire bilmiyorum. Nasıl biz Azerbaycan, Libya, Katar diyoruz. Veya işte Bangladeş diyoruz filan. Ama bu aşamaya gelinemedi. Yani o ikinci barış harekatını biz 13 Ağustos 1974 onu anlatamadık dünya evet. kamuoyuna. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yine su gibi aktı. Ama önemli başlıklara değindik hocam. Zaten bu meseleyi daha konuşacağız. İnşallah nice programlarda daha derinlemesi analiz ederiz hocam. Teşekkür çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Teşekkürler.
Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Türk-Yunan ilişkilerini derinlemesine analiz ettik. Son gelişmelerle beraber analiz ettik ama unutmamamız gereken bir kaide var. Uluslararası ilişkilerde ebedi dostluklar ve düşmanlıklar yoktur. Ebedi çıkarlar vardır ve çıkarlarınız ne kadar çok bir noktada birleşirse o kadar işbirliği yapma imkanınız da artar. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki Briefing Saat'te buluşmak dileğiyle hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.